Allah. Allah, yüce yaratıcının özel ismidir, zati ismidir ve Kur'an'da en fazla bu kelime geçmektedir. Bu isim, onun kemal, cemal ve celal sıfatlarının ifade ettiği anlamların tamamını kapsar. Allah'ın diğer isimleri ise Allah'ı tasvir eder. Allah özel isminin hiçbir dilde tam karşılığı yoktur. Arapça ilah, Türkçe tanrı, Farsça'da hüda, İngilizce'de gat, Almanca got kelimeleri Allah kelimesi gibi özel isim değildir. Bunlar ilah, mabud, Rab gibi cins isimlerdir. Allah kelimesi ikil ve çoğul yapılmaz. Bu isim sadece hak mabudu, varlığı zorunlu olan yaratıcıyı ifade eder. Başka bir varlığa Allah ismi verilemez. Yani Meryem suresi 65. ayette geçtiği üzere Allah'ın adaşı yoktur. Diğer isimler çoğul yapılabilir. İlahlar, tanrılar, Rabler gibi. Çünkü hak veya batıl mabuda tanrı, hüda, ilah denilebilir. Allah isminin çeşitli asıllardan türediği ileri sürülmüşse de el ilah kelimesindeki hemze olan elifin düşürülmesiyle elde edildiği görüşü tercih edilmektedir. Yüce Yaratıcının ismi azamı yani en ulu ismi olan Allah lafzının her harfi onu ifade eder. Allah lafzının elifi kaldırıldığında lillah olur ki yine o yüce yaratıcıyı ifade eder. Elif ve lam birlikte kaldırıldığında lehu olur ve yine o yüce Allah'ı ifade eder. Elif ve iki lam birlikte kaldırıldığındaysa hu kalır ki bu da Allah'ı ifade eder. Bakara suresinin 255. ayetinde geçen Allahü la ilahe illahü yani Allah ki ondan başka ilah yoktur ifadesinde olduğu gibi. İnsanlar Allah'ın zatını, hakikat ve mahiyetini bilemezler. Onu eserleri ve eserlerin delalet ettiği sıfatları ve isimleriyle tanıyabilirler. Allah'ın eserleri isimlerine, isimleri sıfatlarına, sıfatları da zatına delalet eder. Allah'ın isim ve sıfatları zatı gibi ezeli ve ebedidir. Zatıyla birlikte vardır. Sıfat ve isimleri zatından ne ayrı ne de gayrıdır.